Merhaba yenge. Ben de şimdi seni görmeye gelecektim. Neden? Artık yapılacak bir şey var mı? Yani nikah sona erdi. Daha ne istiyorsun? Hayır yenge. Demek istediğim şey, Alya'nın hala çok genç oldu. Ben ona her şeyi öğretmek için elimden geleni yaptım. Ama daha çok genç. Bir hatası olursa mazur görmeye çalışacağım. Hata mı? Hata yapsa bile ne fark eder ki? Arkasında dayısı var onun. Hatalarını o telafi ediyor nasılsa. Aa tabii. O artık dayısı değil. Alya'nın kayınpederi oldu. Sahi Şaban'a. Sana Şaban'a mı dememi istersin yoksa artık dünür mü demem gerekir? Neden böyle şeyler söylüyorsun yenge? Ne diye seninle yeni bir akrabalık hukuku başlatmak isteyeyim ki? Bizim çocuklarımız evlendi. Sen hala benim yengemsin. Ve ben de kocanın kardeşiyim. Neyse Şaban'a. Vakti geldiğinde yeni bir hukuk başlatırsın nasılsa. Ne de olsa hepiniz istediğinizi aldınız. Ya, ama yenge, bunu abimle konuştum ben. Bu evliliğin bir hata olmayacağından gerçekten emin miyiz dedim. Sen abine sordun. Bana hiç sordun mu? Benim ne düşündüğümü hiç merak etmedin mi? Ama yenge, yemin ederim ki abim uygun gördüğü için senin de bir itirazın olmaz sanıyordum. Benim uygun görüp görmemem o kadar önemli değil. Evlenenler o çocuklar. Ama Zeyn bu evliliğe hazır değildi bile. Oğlum onunla evlenmeye zorlandı. Cidden. Şimdi düşünüyorum da Osman Bey'i ve çocuklarımı Bhopal'den uzak tutmakla hata yapmadığımı görüyorum. İyiliklerin olduğu ortaya çıktı. Bu Bhopal gerçekten çok tehlikeli bir yer. İnsanlar fırsatını buldukları an gerçek yüzlerini gösteriyor. Her neyse. Buraya Zeyn'in bu evliliğe yürekten evet deyip demediğini bilmediğimi söylemeye geldim. Buna hazır değildi. Zeyn bu bedeli öderse Alya'yı ve Bhopal'de buna sebep olan herkesi affeder mi bilmiyorum. Senin kızın bir talihsizlik yaşadı diye bundan oğlumu sorumlu tutma. Durma. Ne bekliyorsun? Gelin için hazırlıklara başla. Zeyn bu bedeli öderse Alya'yı ve Bhopal'de buna sebep olan herkesi affeder mi bilmiyorum. Senin kızın bir talihsizlik yaşadı diye bundan oğlumu sorumlu tutma.